Evet, merhaba selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzda Doki Doki oynuyoruz ama modumuz A Date with Sayori. Sayori ile alakalı güzel bir mod. Yani ana kahramanımız Sayori ve ona yürüyeceğiz. Yeni oyun diyoruz ve ismimiz rahmetli geçenlerde gördüğümüz Issei. Hey! Bu sesi duymamla birlikte günüm başlıyor. Onun bana böyle seslenişiniz diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Yüksek sesli kafedeki diğer müşterilerin de dikkatini çekti. Bakışları bir dakika bir tık ses kıssam daha iyi olacak. Böyle daha iyi. Peki, geri dön. Bakışları ikimiz arasında gidip geliyor. Bazıları aklı karışmış gibi görünürken bazıları suratında bilmiş bir sırıtışla bakıyor. Çoğunluk ise sessiz anlara bozulduğu için rahatsız olmuş durumda. Ancak ben hiçbirini önemsemiyorum. Onlar yokmuş gibi davransam daha iyi. Çünkü artık Sayori geri döndü. Şenin tipine bak, giydiği kıyafete bak. Merhaba Sayori. Ona yüzünde koca bir gülümsemeyle el sallıyorum. Selam. Nasılsın? Bilirsin, her zamanki gibi. Neymiş bu her zamanki gibi? Orada küçük bir gülücük, burada küçük bir kahkaha. Ve bunların hepsini benimle birlikte yapacak şirin mi şirin erkek bir arkadaş. Bu kelimeyi duyunca suratım kızardı. Sayori, ne oldu, utandın mı? Hayır öyle değil. Sadece sanırım beni böyle çağırmana asla alışamayacağım. Ve ben çoktan alıştım aslında. Sayori koluma giriyor ve bana sokuluyor. Elimde olmadan küçükçe kıkırdıyorum. Ben gerçekten de şanslı bir adamım. Tabii modu yazan her kimse şanslı bir pezevenksiniz. Bir masaya geçelim bari. Evet, olur. Ayakta durmanın çok zor olduğunu biliyor muydun? Herkes bilir aslında. Onun bitmez tükenmez tembelliği beni güldürüyor. Bazı şeyler hep eski hamam, eski tas. Bu kelimenin kullanışı böyle değildi aslında ya, bu atasözü. Aynı tas, aynı hamam deriz biz buna, aman akbay. Neyse, karşımdaki kişiye sandalyeyi çekiyorum. Buyurun efendim. Tam bir centilmen. Var ya, dönmüş olmandan dolayı gerçekten mutluyum Sayori. Neredeydik ki? Sadece birkaç haftadan ayıktım. Evet ama hiç bitmeyecekmiş gibi hissettirdim. Yani. Nasıl hissediyorsun, daha iyi misin? İyiyim, endişelenmene gerek yok aslında. Suratımda küçük bir gülümseme beliriyor. Pekala. Umarım benim için başına dert açmıyorumdur. Bugün okul yok muydu? Okul şimdilik bekleyebilir. Okulu maksattım be. Senin çok daha önemli olduğunu düşündüğüm için beni kimsenin suçlayabileceğini sanmıyorum. Öyleyse peki, masadaki küçük menülerden birisine uzatıyorum. Her şey benden. Bak sen. Emin misiniz? Bak ben çok yerim abi. 2000-3000 TL fatura tutar. Burası pahalı bir yerdir. Bugün önemli bir gün Sayori. Eğer ödeyen ben olmasaydım garip olurdu. Yani. Peki öyleyse. Ama seni uyarıyorum, sırf sensin diye acımam. Yavşak. Hadi bakalım, bunu hazırım. Gözleri. Bak. Nasıl da çam şeytanı gibi fırfır dönüyor gözleri. Ben de bir şeyler sipariş etmek için bakabilirdim aslında ama şu an da bakacak daha iyi bir şeyim var. Bir dakikalığın aralıksız bir arayıştan sonra Sayori menüyü tüm gücüyle masaya bırakıyor. Yavaş, ciğerimi söktün. Sipariş vermeye hazır bir Sayori. Evet. Evet. Pekala, hemen bir garson çağırayım. Çağır bakalım garsonu, ne yiyeceksin? Issei? Ben hemen ona sesleneceğim. Bakar mısınız? Gelen yok. Sanırım biraz daha sesli söylemen lazım. Hey, bakar mısın garson? İşte aynen böyle seslendi bu arada. Garsonlardan birisi sonunda bize dönüyor ve masamıza doğru geliyor. Sonunda. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Ben bir fincan kahve alacağım efendim. Sipariş vermesini beklerken Sayori'ye bakıyorum. Sayori hayal kırıklığına uğramış bir şekilde. Ben bir şey istemiyorum. Neden? Kapalı, iki şekerli. Pekala efendim.
Garson gidince Sayori'ye dönüyorum. Hiçbir şey istemiyor musun? Evet. Büyük uzun iç geçiriyorum. Ne oldu Sayori? Neyden bahsediyorsun ki? Hadi ama Sayori, sen bedava yemeği reddetmek mi? Ters giden bir şeyler olmalı. Ben sadece sipariş vermek için fazla utandım. Ne alakalı? İşte bu tam bir saçmalık. Senin utangaç olduğun bir dünyada hava ağır olmadı. Hadi ama ben senin düşündüğün gibi sevgi kelebeği değilim aslında. Şeye ben öyle düşünmüyordum ama kulüpteyken ve benimleyken enerjiden yerinde duramıyorsun ya. Evet öylesin. Evet ama ben sizi tanıyorum. Bu seferki farklı. Tuhaf bir cümleydi. Ne demeye çalıştığını anlıyorum. Bilmem ki. Bu garip. Senin herhangi bir seviyede utangaç olabileceğini daha önce hiç düşünmemiştim. Sanırım gerçekten de seninle ilgili öğrenmem gereken şeyler var ha. Düşündüğümden daha çok havaya bir sessizlik çöküyor. Sessizlik. Ne kadar çabalarsam çabalayayım bu aklımın bir yerinde hep bulunacak. Büyük bir ağrı. Ve daha kızı tanımıyorsun, çıksan da onu tanımış olursun. Zaman geçecek. Ne oluyor lan? Sağ kulağıma sesler geliyor. Bu modun ilginç bir psikolojik korku olacağını zannetmiyorum. Chill bir mod olacağını düşünüyorum. Bakalım. Gözlerim ondan kaçırmada ne demiyorum. Sakin ol Issei. Bu bir randevu. Bu randevu onu mutlu etmek için. E tabii ki de Natsuki faciasından sonra Sayori'ye dönmen daha iyi oldu. Bırak yana Natsuki'den sana hayır gelmez evlat. Önemsiz kaygıların üzerine düşünmeme gerek yok. Sadece elinden geleni yap be. Sakin kal. Bütün zihinsel tahammülümü toplayarak ona bakıyorum. Endişeli görünüyor. Ona gülümsüyorum. Kulüpten bahsetmişken diğerleri nasıl? Aa, onlar çok endişelendirmemişimdir. Onlar iyiler. Onları da duyunca tabii ki çok şaşırdılar. Ancak hala daha aramızda olmana seviniyorlar. Ne oldu oğlum? Mod bir açıklasana. Önceden ne oldu? Hastanedeyken birkaç şiir yazma fırsatım oldu. Bu yüzden sen hastanede miydin? Allah Allah. İyi. Ya burada şiir muhabbeti yapmayalım ya. Gel senin evine geçelim. Aslında birisini yanımda getirdim. Hadi ya. Abi şiir mi okuyacağım cidden? Bana mı özel? Eğer öyleyse göz atmaktan memnun olurum. Biraz buruşmuş. Bakalım. Ne yazdığını görmek için aslında sabırsızlanıyorum ve kağıdı yırtmamaya dikkat ediyorum. Yazı yok. Yazı yok ulan. Sadece gözyaşı. Peki. Gözlerim doluyor. Sayori. Ben de seni seviyorum. Aa, 1 minute. 1 minute. Bir hata mıydı? Çünkü şiirde yazı yoktu. Ve bura kasıyor gibi görünüyor. İlginç. Tam çok mühim şeylerin ya var olmadığını düşünüyorum orada. Güneş gözyaşlarından yansıdıkça gözleri ışıl ışıl parlamaya başlıyor. Resmen bulaşıcı. Ve ben de birkaç damla gözyaşı dökmeye başlıyorum. Sebep ne? Şu an var ya bu moda gelemedim. Yazı yoktu çünkü. Cebime koyuyorum. Mutlu görünüyor. En azından bunu ona söylediğim zamandan çok daha mutlu. Suratındaki gözyaşlarını silmeye başlıyorum. Ehe. Anlamıyorum ama bunu sana daha önceden söylemeliydim. Neden şimdi şaşırıyorsun ki? Söylemeli miydim? Söyledim. Gülümsemesi yavaş yavaş kayboluyor. Ben kalbim düğümlenmiş bir şekilde hissediyorum. Ne kadar zaman geçerse geçsin, hangi tedavi uygulanırsa uygulansın, bir dönüş anı olacağı kesindi. O dönüş anı. Beklenti içinde yutkunuyorum. Sayori. Gülümsemesi tam gücüyle geri dönüyor. Bunu söylemem beni çok mutlu ediyor. Birden mutluluktan havalara uçacakmış gibi hissediyorum. En kötüyü beklerken en iyisini almak, en iyiyi almak. Gezegen üzerindeki en harikası olsa gerek. Merak etme, bunu sonsuza dek duymaya devam edeceksin. Kahveniz efendim. Ah teşekkürler. Şapırdatma. Gerçi ben de şapırdatarak içiyorum. Acıymış. Yani. Yiyecek bir şeyler istemediğinden emin misin Sayuri? Ödemek istediğinden emin misin? E yani.
Ödeyecek bizim ahmak ama yapacak bir şey yok, ödeyecek. O zaman menüyü bana çevirip küçük bir cheesecake ve parfait işaret ediyor. Cüzdanımın şimdiden ağladığını. E birader, bundan gerçekten de emin misin? Tavrıma gülmeye başlıyor. Bence de bu gülüş kaybedeceğim tüm paraya değer. Hep var ya siz erkekler, pusi sevdalığına hep böyle ocağın zincir ağacı dikiyorsunuz. Mutfağa girmeden önce garsona el sallıyorum ve hızlıca masamıza geliyor. Önümde oturan güzellik için bir cheesecake ve parfüm alabilir miyim? Bir şeyi aklıma getirdi. Yengenin boğazı kurudu. Nereye köz getirir amına gibi. Abi en güzel faaliyet. Gidersin bir taşana, şöyle güzel bir tarihi yere. Oturursun bir restoranta. Nargiledir, pizzadır, koladır, ortaya karışık çekirdektir, çerezdir. Yani en iyi randevu, en iyi buluşma faaliyeti bu olsa gerek. Garsonun gözleri bir anlığına bir göreve yüzündeki bir kaygı okunuyor. Bundan emin misiniz efendim? Biraz pahalı olduğunu biliyorum ama bir kuruşuna her kuruşuna değer. Senin bu girişin yok mu? Peki efendim. Bu biraz garipti. Eminim daha önce randevusunda bu kadar cömert olan birisini görmediğindendir. Yok, bence erkek adam bizim elemana vay salak dediğindendir. Ben de böyleyim işte. Ne yaparsın? Tabii canım, sanki hiç pinti değilsin. Bir kere eleğini otomattan atıştırmalık almayı reddettim diye pintim oldum. Çifte standart. Kahvemden bir yudum daha alıyorum. Bir anlığına diğer müşterilerden bazılarının bizden tarafa baktığını hissediyorum. Göğsümdeki ağırlık geri dönüyor. Bak gene sağa. Kalp krizi mi geçireceksin? Hayırdır? Onlar yokmuş gibi davran. Bugün planın ne? Cadı da araba yarama yaklaştığından ve okulda bir kutlama yapılacağını düşünüyorum ki orada giymek için birkaç kostüm alabilirim. İşte yani sivri kulak şeyleri, işte Drakula'nın kıyafetini neyin alacağım sayıyorum. Bence de okuldaki birçok şeyi kaçırmış olmalıyım. Monoton öğretmenleri ve sonu gelmek bilmeyen ödevleri kaçırdın. Ne büyük bir trajedi ama. Bence iyi olsa gerek. Bir trajedi sayılmaz. Hiç yeni bir şeyler yok yani. Yani dürüst olmak gerekirse son birkaç hafta tam olarak hatırlayamıyorum. Ne oluyor lan? Ha, geri döndük. Çoğunluğu bulanık. Kulüpte neler olduğundan bile emin değilim. Yani aynı şeyler oluyor sanki. Hep birden sanki artık orada değilmişim gibi oluyor. Gerçek anlamda hatırlayamadığım bir şey. Ne kadar yalnız hissettiğim. Evi birlikte yürüyebileceğim kimse yoktu. Takılabileceğim kimse yoktu. Ve geç yattığım için bana kızacak kimse. Ulan bu eleman sana harbi kör kötük abayı yakmış. İse daha geç saatlere kadar uyanık duruyor musun? Bu yakında değişecek İse. Sayarı yumruğunu sıkıp kararlı bir tavır takınıyor ve ciddi olmaktan çok şirin ve komik duruyor bence de. Ağırlık büyüdüğü ve hızla aniden üstümden kalkıveriyor. İsteyerek olsun olmasın beni neşelendirmek için yapması gereken her şeyi zamanında yapabiliyor be. Ve buna sonsuza dek hayran kalacağım. Sayori. Evetse. Lütfen hiç değişme. Neyden bahsediyorsun acaba? Sen mükemmelsin. Olduğun halinle. Sakın kimsenin aksini söylemesine izin verme. Gülümsemesi suratından siliniyor ve yanlış bir şey mi söyledim? Sayori. Daha iyi hissettiğinden emin misin? Evet, ben iyiyim. Bütün vücudum donmuş durumda. Ağırlık beni aşağı çekiyor ve zeminle aramdaki tek şey sandalyem. Sayori'nin tüm ruh hali bir anda değişmiş görünüyor. Ben böyle düşünmüyorum. Hayır, endişelenme. Ben iyiyim. İyi olmadığın apaçık belli. Her zaman bu kadar belli miydi? Gözlerinin derinliklerindeki masmavi gökyüzünden yoğun yağmurlar yağmaya başlıyor. Damlalar ardı ardına düşüyor. Her biri masanın yüzeyine çarpıyor ve böylece olduğum yerde duramam. Donmuş şekilde hiçbir şey yapmadan tekrar olmaz. Her şey ne kadar ağır hissettirirse hissettirsin bir şey yapmalıyım. Sayarı, evlen benimle. Demen daha iyi olurdu aslında. Hey, mod sahipleri. Bence tam yeri değil miydi be?
Hey Sayri. Mary'ci mi? Ne bileyim. Ne diyor burada? Festival başlamadan söylediğin şeyi hatır... Ne söyledi ki bana? Bana hiçbir şeyin... çektiğin acıyı durduramadığını. Ne çekti ki bu? Mutlu alakalı galiba la bu. Ben bir ahmak gibi onu mutlu edeceğimi söylemiştim. Bizi şu anki duruma getiren şey o zaten. Bu sefer başarısız olamam. Doğru şeyleri söylemeliyim. Doğru şeyleri. İkinci bir şansı sahibim var. Bunu kesinlikle mahvetmeyeceğim. Mutlu olmak istemen seni bencil yapmaz Sayarı. Birlikte atlattığımız onca şeyden sonra benim için yaptığın onca şey. Ne olursa olsun. Hepsinin benim yanımda oldum ve sırtımı güvenle yaslayabileceğim bir kaya oldum. Ve sen benim her şeyimsin. Masa boyunca uzanarak elini tuttum. Bu yüzden nasıl hissedeceğim hakkında endişelenme. Benim de senin kayan olmama izin ver. Yani içinde ne tür dert, tasan varsa bunları bana açıklayabilirsin. İse şu anda daha hissetmek istiyorum. Elini avucumdan çekiyor. Kendim için olsun olmasa bile senin için. Benim için endişelenmeyi kesebilirsin. Sayori. Tam da yerinde geldim be garson. Daha kötü bir zaman seçebilir miydi acaba? E kardeş adam işini yapıyor. Siz restoranda neden böyle ağır konulara giriş yapıyorsunuz ki? Ben sizin aklınıza tüküreyim. Nefes al. Cheesecake ve parfeniz efendim. Bakışlarım Sayori'ye kayıyor. Şey gibi görünüyor. Sanki bu muhabbet hiç bölünmeseydi kıvamında bir bakış aldım. Bunları paket yapabilir misiniz? Tabii ki. Demek buradan kalkıyorsun he? Hesabı getirmeye gidiyor. Büyük ihtimal şöyle bir 50-60 dolar tutmuştur. Acaba başka bir yere gitmek ister misin? Başını onu helalcesine sallıyor. Kalbim pompalayabileceği her bir damla kan için yırtınıyor. Benim ama abi bu gereksiz bir edebiyat yapmayın be. Garson fatura, küçük bir kutu ve kapaklı karton bir kap ile geri dönüyor. Her şeyi toparlayıp borcumuzu ödeyince garson bey bizi yolcu ediyor ve gitmeye hazır durumdayız. Bana gülümsüyor. Gözyaşları halen de akıyor gerçi. Abi çok güzel yapmışsınız ya. İlginç mekanlar, yani beğendim. Bir süredir sessizce yürüyoruz. Söylenebilecek pek bir şey kalmadı. Nasıl hissettiğiyle ilgili fikir sahibi olabilmek için gizlice bir bakış atıyorum. Pek iyi değil. Bu beni mahvediyor. İşleri daha iyi yapmam lazımdı. Ya kızım, gereksiz drama kasmadan git evine yap bir şeyleri be. En nihayetinde sessizliği kırıyorum ve hey, kostümleri almakla ilgili. Bunu hala daha yapmak istiyor musun? Evet, kulağa eğlenceli geliyor aslında. Pekala. Kısa bir arayıştan sonra mağazaya varıyoruz. Aslında yıl boyunca kadın elbiseleri satıyorlar. Ve bu sezon özel kostüm mağazasına çevrilmiş. Garip bir karar. Ancak yargılayacak değilim. Dış kapı çeşitli cadılar bayramı süslemeleriyle donatılmış. Bal kabağı fenerleri ve vitrinlerle sıralanmış. Mankenlere sezonun en popüler kostümleri bile gelmiş. Süper kahramanlar, hayaletler, vampirler, cilveli bal kabakları falan filan. Kapıyı açtık. Ananın ki yani. Neden bir mağazaya böyle bir ses korsunuz ki? Sanki korku evine giriyorum moruk. Şeytan kahkahası Sarı'yı şaşırttı. Aman Allah'ım. Sayori, bundan gerçekten de korktun mu? Elbisesi ürkütücüydü, tamam mı? Beni yalnız bırak. Bu kelimeler yüreğinden delik geçiyor. Ay senin sundereliğini yesinler. Kollarımı ona sarıp kendimi doğru çektim. Sesimi yapabildim. En ciddiye tona getiriyorum. Bunu asla yapamayacağımı biliyorsun. Bana kocaman bir gülümsemeyle bakıyor. Yanakları kıpkırmızı. Evet, onu seviyorsan anlaşıldı. Evet, onu destekle. Evet, onu seviyorsun. Her yeri dikkatlice ararken askılıklardaki elbiselere bakıyoruz ve ben de seçeneklere göz gezdiriyorum tabii. En azından hala da haraflarda duran kadın iç çamaşırları dışında bunun sebebi... Gavat. Birkaç dakika geçmesine rağmen Sayori aramaya devam ediyor. Hoşuna giden bir şey gördün mü? Daha görmedim ama bazı hayalet kostümleri oldukça korkunç görünüyor. Yuvarlak göz delikleri kesilmiş bir çarşaftan ibaret olan klasik hayalet kostümü.
Meraktan fiyat etiketine bakıyorum. Amanın! Kardeşim, evinde hiç beyaz çarşaf yok mu? Göz kısımlarını kes, el yapımı yap gitsin. Kapitalizmin oyunlarına aldanmayın efendim. Peki peki. Ama kabul etmelisin ki o gerçekten oldukça... Bence fazla büyütüyorsun. Çekingenliği sırıtışının altında belli oluyor. Ama ne olursa olsun hep biraz boş hissettiriyor. Gülümsüyor, kahkaha atıyor falan filan yani. Bunları içinden gelerek mi yapıyor yoksa çevresindeki insanlara bu duygularını ifade etmeye kendisini... Arkada çalan ne lan? Mozart mı ne? Abi Sayori'nin kişiliğini çözmemiz lazım. Değişik. Bence de burada rol kestiğini inanıyorum. Düşünemem, düşünemem. Hey Issei, bak ne buldum. Ne buldun? Bak, ortada en alt askıdaki bir kostüm işareti diyor. İncelemek için çıkarıyorum ve ismi Dara Ağaçların Hanımı. Beyaz, kirli ve bir üstüyle uzun çamurlu siyah bir etekten oluşuyor. Genelde bakıldığında oldukça sıradan. Ama neyin korkutucu olduğunu anlamadım. Sadece birkaç parça kirli çamaşır işte. Hayır hayır, yanında gelen aksesuara bakmalısın. Neymiş daha o? Kutuyu çevirip yanındaki aksesuar listesine bakıyorum ve sadece tek bir aksesuar listelenmiş. Bir kement. Vücudumun ağırlaştığını hissediyorum. Sayarı bu. Oğlum. Kement dedi. Astı. Bizim bu eleman kendisini asmıştı ya. Acaba bu modda geçmişe dair kalıntılar mı var? Gençler, by the way, bu bölüme kadar, bu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarımız daha Sayori'nin ana hikayesini bilmiyorlarsa, yani bir tık spoilerlı konuşabilirim. Hasan'ım, sana selam olsun. Affet kanka. Spoilerlı kelimelerde bulundum. Bu videoyu da izlerdi kesin. Neyse. İnsanlar öldürülmek için falan asılırlarmış. Sayori, senin ben kodlamını sikeyim. Son anları tek bir kayışla vücutlarındaki tüm havayı kaybetmek olurmuş. Bu çok ürkütücü. Hayal etsene. Yani aynı kement o kadar insan öldürmüş olan benim boynuma sarılmış. Gözlerim doluyor ve Sayori o yapamaz. Yapamaz. Yapabilir mi ki? Baktıkça hatırlamak istemediğim şeyleri hatırlıyorum ancak ifadesi önemsemez görünüyor. Vücudum titriyor. Elinde bir halat varmış gibi kolunu kafasının üstüne yükseltiyor. İnanılmaz korkutucu olurdu. Ananın ama ben bile tırstım. Aniden jumpscare yapmayın anasın. O komik değil Sayori. Ne komik değil? Dediğin şey. Hayır hayır şey. Hiç komik değil. Öfkenin yüreğimde kaynayıp yükseldiğini hissediyorum. Bu bir korkunç. Adem ama bende o bence oldukça komik. Neresi komik be? Sen kafayı yemişsin Sayori. Sayori geri çekiliyor. Gözlerin içine bakıyorum ve gözyaşları suratımdan kayıp dökülüyor. Issei, ben onu inma etmemiştim. Ölmek üzereydin Sayori. Zamanında yetişebildiğim için bile şanslıydım. Issei, ben beni terk edecektin ya. Beni tek başıma bırakacaktın. Sonsuza dek ulan. Vücudum yer çekimin üstesinden koyduğu büyük ağırlığa teslim olup yığılıyor. Elimden gelen tek şey müşterilerin dikkatini çekmemek için sesimi hafif hıçkırıklarla indirgemek. Sayori eğilip beni tutmaya çalışıyor ve nazikçe sarılıyor. Sayori, seni seviyorum. Lütfen benimle kal. Issei, zamanımı ve sevgimi hak etmediğini düşündüğünü biliyorum ama tamamen yanılıyorsun. Tek yaptığım beni üzmek olduğunu söyleyip duruyorsun ama buna sen karar veremezsin. Seni seviyorum. Seni her şeyden fazla. Başında ne kadar yağmurlu bulutlar olursa olsun hep yanında olacağımı ve her zaman seni destekleyeceğim. Ay yapma lütfen. Ben her zaman sana yardım etmek için yanında olacağım. Gerçekten yardım edebileceğime söz veriyorum. God damn. Elimden geleni yapacağım. Neden oradan girince söyledim ki? Boşver salla. Deneyeceğim. Sahip olduğum her şeye değersin. Bu yüzden bunu yapmalıyım. Sadece bunu anla. Beni anlıyor musun? Beni anlıyor musun Sayori? En sonunda karşılık vererek ona elimden geldiğince sıkarak sarılıyorum.
Ona vücutlarımızı biri yapmak istercesine kendime çekiyorum. Seni her şeyden çok sevdiğimi ve asla bırakmayacağımı anlıyorsun. Anlıyorum Issei. Seni seviyorum Issei. Yakınlığımızın tadını çıkarırken dokunaklı bir an paylaşıyoruz. Kardeşim yani güzel chill bir mod mu oynuyorum yoksa hakikaten böyle derin duyguların barındığı bir mod mu? Yani şu, eğlenceli gitmiyor açıkçası. Evet. Gerçek görünüyor. Birlikte ayağa kalkarken gözyaşlarını siliyor. O zaman bu kostümü reddettiğin anlamına mı geliyor? Tabii ki de. Sence? Sadece emin olayım dedim. Bunun yerine evde birlikte hayalet kostümü yapmayı. Aynen öyle amına koyayım. Kesinlikle isteği Türk çocuğu. Evde yapalım moruk. Mağazanın dışına çıkıyoruz ve sigara mı içiyorsun? Sahibi girişte sigara içiyor. Ha. Bu garip. Bana garip bir bakış attıktan sonra sigarasını istifini bozmadan geri dönüyor. Kaldırımdan aşağı yürüyoruz. Evet, eve direkt geçelim mi? Evet, iyi olur. Etrafta gezinmekten yoruldum. İyi, pekala. Haydi eve gidelim moruk. Evet, saatler geçti. Hala mütevazi evlerimize gelmiş değiliz. Yürümek istememekle ilgili yaptığımız o kadar konuşmaya rağmen manzaralı yolları seçmekten geri kalmıyoruz ve güneş batıyor. Evlerine dönen öğrencileri görmeyi başlıyoruz. İç içe geçmiş arkadaş grupları muhabbet ediyorlar. Bir yakınlık ve bağ hissi sergiliyorlar. Sayarı yürümeye başlayınca dikkatim ona dağılıyor. O benim dünyalarıma değer. Her hak ettikleri değeri asla veremediğim o konuşmalar. Yaya lambaları yeşile dönüyor. Sayarı geçmem için bana işaret ediyor. Ona hayranlık duymadan edemiyorum. En basit hareketleri bile beni dünyadaki en mutlu insan yapıyor. Karşıya geçince o yürümeye devam ediyor ama ben olduğum yerde kalıyorum. Orada bekleyecek misin yoksa? Hayır Sayuri. Ne için? En iyi arkadaşım olduğun için. Arkadaş mı? Sevgililikten öte arkadaş mı diyorsun sen? Bunun daha önce hiç söylemediğim için şimdiki şansımı değerlendirip söylüyorum. Sonuna kadar dürüstüm. Sen harika birisin. Ulan yeter ya, yağcılık değnecek var yeter. Hayatım sensiz çok daha hüzünlü olurdu. Ben de benim en iyi arkadaşım olduğun için teşekkür ederim. Suratlarımızda gülümsemeyle bizim gibi evlerine giden öğrencilerle birlikte yürüyoruz. Birbirimizle konuşurken tüm öğrenciler bizden diğer tarafa bakıyor. Okul üniformasını eksikliğinden bahsettiklerini duyuyorum. Okulu ektiğimizi düşünüyor olmalılar. Sanırım yarısına kadar haklılar. Mahallemize yaklaştıkça sokak lambaları boşalmaya başlıyor. Ne? Sokaklar boşalmaya başlıyor, anladım. Sayori, senin evine mi benim evime mi? Aha! Bir cevap duymuyorum. Sayori. Sayori tişörtümü çekiştirip bize doğru koşabildiği kadar hızlı koşan bir kızı işaret ediyor. Ona dikkati bakınca birkaç önemli detay fark ediyorum. Sarkan kahverengi bir saç ile büyük bir yaz toka. Monika. Amanın Monika, nereden çıktın gı? Hey Monika. Monika durup birkaç saniye soluklanıyor. Bugün neredeydin? Ne oldu oğlum? Okulda çok mühim bir tatbikat vardı da biz mi yoktuk? Çok endişelendik. Kardeşim sadece okul astık lan. Sadece okul ektim. Neredeydim? Oraya bakıyorum. Farkında olmadan gülümsüyorum. Bu bir randevu mu vardı? Senin bir randevu mu vardı? Gerçekten mi Seçe seçe bugünü mü seçtin? Ne oldu gı? Kiminle randevum vardı ise? Farkında değil misin? Tam önünde duruyor. İyi misiniz Seçe? Ha siktir. Sayarı aslında öldü. Diğer kişiler Sayarı'yı göremiyor. Mükemmel olurdu, inşallah bu olur. Aslında biraz kötü başladı ama sanırım genele bakınca ilk randevumuz oldukça güzeldi. Hayır, sen iyi hissediyor musun? Biraz moralim bozuktu ama Sayori üstesinden gelmem de bana yardımcı oldu. Sayori? İssey son zamanlarda aha dediğime geliyor. Ateşi mi var? Monika elinin tersiyle alnıma dokunuyor. Hayır, ben iyiyim. Yakın zamanda halüsinojen kullandın mı? O ne be? Uyuşturucu falan kullanmadım. Sen neler soruyorsun? What the fuck are you doing be? İssei Sayori öldü. Orada kimse yok.
Dayarı orada değil. Sen ve ben varız. Ana, ciddi misin? Nereye gitti lan o? O buradaydı ve tam burada. Bugün okulda onun için kısa bir anma töreni yapıldı. Bunun için bir konuşma hazırladığını söyledin ve bu yüzden herkes çok endişelendi. Senin şey yaptığını düşündüler. İntihar mı? Onun nereye gittiğini gördün mü? İsey! Monika beni kollarımdan yakalıyor ve gözyaşları yüzünden aşağı doğru yakıyor. Sayıra öldü. Ananı sikeyim. Orospu çocukları! Affedersiniz de neden bu yüksek ses tonunda? Güzel bir efekti. Sayuri. Hayır. Bu mümkün değil. O ölmüş olamaz. Eğer o yanımda değilse, bütün gün ne yapıyordum ben? İse çekellerin üstümden Monika'dan kurtuluyorum. Göğsümde ağırlık olan bütün zoraki nefesi alabiliyorum. İse lütfen kes şunu. Bunu reddetmek sadece kendine daha fazla zarar vermenin sebep olacak. Kapa çeneni lütfen. Konuşamadım. Kekeledik lan orada. Tüm dünyayı birden dönmeyi bırakmış gibi hissediyorum. Hislerim. Ben yapmalıyım. Ben gitmeliyim. Nereye? Nere? Ne oluyor böyle? Bu gerçek olamaz. Sayarı bunu asla yapamaz. Havada süzülen sayısız düşüncem bana bunu engellemek için neler yapabileceğimi söyleyip duruyor. Artık sonsuza dek gitti. Aynı düşünceler ve ben ve eve doğru koşarken kafamın içinde tekrar edip duruyor. Onun ölü ruhsuz gözleri bana bakıyor. Madem öyle sen hakikaten ne yaşadın? Garson da mı şizofrendi anasını satayım? Bir dakika. Neyse. Yatağına. O hayatsız hali. O sadece uyuyor. Ne gıcırdayan kapı sesiydi bu. Yukarı çıktı. Ne yapıyorsun yavrum sen? Ben. Şiiri cebimden çıkarıyorum. Doğru ya şiir. Boş bir kağıttı baba. Şiir yanımda olduğunun kanıtı bugün. Onun şey olduğunu. Aha yazıyor. Sayarı'dan sonra. Sayarı'dan sonraki bir hayatı düşünmek şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığım en zor şey. Sayarı büyük bir farkla tanıdığım iyi insandı. O sevecendi, şefkatliydi ve her zaman bizi en ön plana koyardı. O inanılmaz birisiydi ve hala inanılmazın ötesiydi. Ondan daha iyi bir arkadaş isteyemezdim. Keşke bunu ona daha sık söyleyeseydim. Keşke ona isteyebileceğim en iyi arkadaş olduğunu söyleseydim. Okula birlikte yürüdüğümüz her günün onun sayesinde daha parlak olduğunu söyleseydim. Baba bu onun verdiği şiirden ziyade Sayarı'dan sonra bir yazı, günlük, söyleyiş, ona benzer bir şey. Keşke onu tekrar görebilsem. Son bir defa. Ona onu sevdiğimi söyleyebilsem. Her gün bana söylediği son sözler aklımda yankılanıyor. Benim için en iyi olanı sen bilirsin. Ama onu durduramadım. Ona yardım edemedim, yapamadım. Bu aklımda yankılanıp duruyor. Benim için en iyi olanı sen bilirsin. Bunun artık durmasını istiyorum. Sadece o son şansı istiyorum. Ve ona söyleyebilme şansını. Bilemiyorum. Aha, İssey. Oh, ben buradayım. Bu da ne? Hala daha senin yanındayım. Nasıl? Hayır. Hisse sadece sakinleş. Lütfen sadece sen burada değilsin. Ben her zaman çık. Çık artık zihnimden. Hayalet lan bu. Bizim ana karakter Natsuki'nin o 30 santimlik faciasından sonra bir daha toparlanamadı arkadaşlar. Evet dostlarım. A Date with Sayuri modu da böyleymiş. Şahsen Natsuki Chill mod daha iyi moddu. Gerek komedisiyle gerek müzikliğiyle. Bu mod ise daha böyle depresif ve daha böyle derin bir konuya sahipti kendisi. Yine de modu yapan ve çeviren ekibe sonsuz teşekkürler. Ellerinize sağlık hocam. Modu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı,
Discord adresimize de gelmeyi unutmayın. Rest in peace sayarı El Fatiha diyoruz ve videomuzu noktalıyoruz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Ayrıca modu indirebileceğiniz yani Potion Plus sunucusunun linkini de açıklama kısmına koymuşumdur. O sunucuya girip arada istediğiniz, dilediğiniz modlara bakabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay dostlarım.